Küllenince var ele, sekizim alem, alem yar alem. Küllenince var ele, sekizim alem, alem yar alem. Malatya'dayız. Malatya'da Hüseyin Doğan dedenin türbesindeyiz. İşte özürlü bir genç yavrumuz buraya şifa bulmak için gelmiş. Tanrı'dan dileğimiz ve yine bu uzaklardan dilemimiz. Başta bu sevgili güzel kızımıza sağlıklı bir ömür versin. Ve yine Kartal Cem evinden gelen tüm insanlarımızı Malatya Yeşilyurt'tayız. Yine bir kutsalımızdayız. Bu kutsalımızda yatan canımız Hüseyin Doğan dede şu an yaşamda ömrünü tamamladığı kendi mekanındayız. Yani evindeyiz. Bu evde yaşam bulan dedemiz 1902 tarihinde dünyaya gözlerini açmış ve Tanrı'ya istirahatgahına da 1983 yılında ulaşmış. Ahir ömründe yaşadığı bu mekan şu an yaklaşık 83 yaşında. Hemen
Türbesi de bu yaşadığı mekana çok yakın ve birkaç metre üstündeki tepeye inşa edilmiş ve dedemiz orada edebi metgahında yaşamaktadır. Biz tüm canlar adına ruhu şad olsun, toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun diyoruz. Evet. Allah'ın rahmetine kavuşan dedemizin, yani dedemiz Hüseyin Doğan dedenin yine ahir ömründe yaşadığı mekanındayız. Burası oturma salonu olarak kullanılan bir mekanı. Otantik dünü, geçmişi bugüne taşıyan mimarisiyle ve bozulmamış eşyaları ile şu an dedenin mekanındayız. Eskiden koltuklar ne kadar küçükmüş. Bu neymiş acaba? Bu neymiş acaba? Sigara. Yok herhalde. Sigara mı o acaba? Bence alttan çekmek için. Şey olmasın. Ün. Dedemiz, dedemizin ahirimizde yaşadığı mekanın bir diğer odasındayız. İşte bu odada yine geçmiş mimariyi bugüne taşıyan bozulmamış bir yapı içermekte. İsettin Doğan'ın babası mıymış? Yine Allah'ın rahmetine kavuşan dedemizin yaşadığı mekanın farklı bir odasındayız. Yani güvenlik sorunları olsun. Mecbur yani düşünün ki jandarma geliyor, seni geçiyor, güneş tepedeyken burayı terk ediyor. O gidiyor, özel harekat geliyor ama bizim haberimiz olmadan köye çıkmıyor. Yani, öyle bir şey yaptı. Evet. Tek televizyonlara çok güzel bir şey verilmedi ama yani niye ver? O dönem Turgut Özal. Bilmem, Turgut Özal'ın memleketi. İkinci oldu Karagahane 30 kilometre asfalt yok. Hüseyin Doğan dedenin köyü. Yani bu şey yapıldı, küllendi. Evet, dört bahsedildi ama. Fakat olay da amacına ulaştı. Çünkü bizim dağlardaki bütün mezreler boşaldı. Yine dedemizin ömründe yaşam sürdürdüğü yine rahmetli Hüseyin Doğan dedenin ahir ömürde yaşamını sürdürdüğü evinin farklı bir bölümündeyiz. Farklı bir odası. İkinci milletvekili döneminden bir fotoğrafı. İyi ki dede bunu sen bize arabada açıklamaları yaptın yani. Hmm. Çok iyi şey oldu. Dedenin geçmişini de zilli sayıları bize hepsini anlattı arabada. İnternette çıkarmış da okudum. Dedeyle de görüyoruz. Sonra da yapılmış herhalde. Yok önceden yapıldı da bir defa yenilendi. Ama duvarlarda değişiklik yok bildiğim kadarıyla. Yalnızca işte. Diğer kısımları orijinal artık ağacıydı. Yangından sonra işte artık bulunmuyor. Elbistan'a haber gönderdim yok. Pazarcı'ya, Maraş haber gönderdim yok. Gölbaşı'na hatta değil ki satlık eskiye varsa alalım.
Sürekli bir alıp biz alıp tapu gelmiyoruz. Köy mü ya? Yok, köy mü? Evet, tabii. Bizim köyde de yani, evler hep ardı çağırıyor. Rahmetli babam der de eğer ardı çağırıyor. Yani rutbet falan yemezse en az 300 yıl ömrü var. Evet. İşte o gördüğünüz ağaçlar 80 senedir gördüler. Yani ne, en ufak bir bel verme bir şey falan yok yani. Bir de ne kadar? Şimdi bu kapıların yanı... Ha tamam. Tamam. Çekiyor şu anda zaten. Bak sana gel. Şöyle biraz kayak olsun Allah'ım. Anı gel. Yetiş, yarımıza kurtar medet mi?